Artie'nin tüm huzurunu kaçıracağım. Ondan intikamımı alacağım. Artie'den intikamımı alacağım. Benim başıma ne kadar dert açtıysa, ben onunkine bin mislini açacağım. Tamam. Şimdi bir taşla iki kuş vuracağız. Sen intikamını alacaksın. Ben de sonunda oğluma kavuşacağım. Ama bu nasıl olacak? Oğlun Artie'ye arka çıkmak için evi terk etmemiş miydi? Artie'nin en çok moral bulduğu şey Anş'ın onun yanında olması. Herkesin muhakkak bir zayıflığı vardır. Hep hikayelerde anlatıldığı gibi bu zayıflığı kontrol edersin. Eğer başarılı olabilirsen, zayıflığın sahibini de kontrol edersin. Bakın. Anneniz gidiyor. Doğruyu söyledim. Baba, senin üzülmene gerek yok. Annem seni de çok seviyor. Ama sadece bizi daha çok seviyor. Değil mi anne? Evet. Hmm. Peki çocuklar, o zaman siz annenizi hep çok sevin, tamam mı? Anneniz de sizi hep sevsin, hep mutlu olun. Ben de gideyim. Dur, yaş gitme. Bak. Beni bırak gideyim Artie. Lütfen. Artie çekilir misin lütfen? O kadar mı? Evet. Hem ne fark edecek ki? Biraz gülümsesen lütfen. İstemiyorum. Ya peki en sevdiğin yemeği yaptığımı duyarsan yine de gülmem mi diyorsun yoksa? Her şeyi yanlış mı anladım ben? İşin doğrusu çocuklar için yapmıştım gerçi ama... Ama sen de yiyebilirsin. Çocuklara yapmışsın işte. Size afiyet olsun, güzelce yiyin siz. Aa yaş! Ben gidiyorum. Dur! Anne, babam sinirli mi? Babam çok ciddi görünüyordu anne. Babamı sakinleştirmek çok zor. Gerçekten sinirli. Benim için zor değil. Gönlünü almaya gidiyorum. Umarım alırsın. Tıp. Demek terasta birileri çok sinirlendi. Beni de affetmek istemiyormuş. O kadar güzel yemek yapıyorum. Zaman harcıyorum. Ama kimse yemiyor. Bakalım ne kadar sinirli kalacaksın. O koca gözlerinle beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Ben bu gözlerden korkma.
Sonra demedi deme. Seni uyardım. Onlardan korkma. Gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.